hızla bakacağız bu konuya. İstanbul'da taksi tartışması bitmiyor dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıkladığı yeni taksi plakası projesine konuklarımızın yorumlarını aktaracağız size. İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu üyesi Suat Sarı ile konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sesimizi alabiliyor mu her iki konuğumuz da? Rejiden teyit rica edeyim. Ben gayet net alıyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen sizinle başlayalım. İstanbul'daki taksi ihtiyacını nasıl tanımlarsınız? Projenin mantığına dair yorumunuz nedir? Bunu duyalım. Ve affınıza rica edeceğim. Bu bölüm için sadece 4 dakikamız kaldı. Çünkü korona konusunda biraz etraflıca konuştuk. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum sebebiyle. Lütfen buyurun. Şimdi öncelikle taksinin İstanbul trafiğinde çok önemli bir yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Ama soru şu esasında, biz İstanbul trafiğini 36-40 yıldır niye düzeltemiyoruz? Bakın Sayın Bedrettin Dalan'dan biri, İstanbul trafiği her geçen gün kötüleniyor. Yaptığım hesaplamalara göre 40 yıldır İstanbul trafiğine 135 milyar dolar bir yatırım yapılmış. Bugün İstanbul dünyada 9. kötü trafikte ve Avrupa'da da 2. sırada. En kötü trafiğe sahip. Demek ki bu işlemlerle İstanbul trafiği düzelmiyor. Bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Einstein şöyle diyor, sorunları yaratan düşünce sistemini koruyarak biz o sorunları çözemeyiz. Yani kentleri otomobillere göre dizayn etmememiz lazım. Kentleri insanlara ve toplu taşımaya göre dizayn etmemiz lazım. Bunu yaptığımız takdirde taksilerde, bu konuda en çok muzdarip olan, İstanbul trafiğinde zor işlemler yapan taksiler de daha rahat edecektir. Ama şunu da bilmek lazım. Metro ağı bugün 223 kilometre. Yarın 600 kilometre olduğu zaman bu taksi sayısı da belki çok fazla gelecek. Metro girdiği sürece taksilere de daha az iş geliyor. Taksilerin zaten sabah 7 ile 10, akşam 5 ile 8 arasında iş alan bir durumu var. Ama şunu gözden kaçırmayalım. Biz odalarla, federasyonlarla ve birliklerle taksi sistemini çözemeyiz. Dünyadaki en iyi taksi sistemi Tokyo, Dubai ve Singapur'dadır. Orada bütün taksiler şirketleşmiştir. 5 ya da 6 adet şirket vardır. Şirketleşince kurumsallık olup kamu erkinin karşısında kurumsal bir yapı oluşması lazım. Odalar, birlikler de taksi sürücülerinin haklarını korumak üzerine gelişmesi lazım. Biz şu anda İstanbul'da taksilerin ne kadar dolu, ne kadar boş gezdiğini bilemiyoruz. Şehir içinde boş gezen birçok taksi var. Evet. Taksilerin %70'i aşağı yukarı boş, %30'u 35'i dolu geçiyor. Halbuki taksi sistemine bir yazılım getirirsek, o zaman taksilerin ne kadar boş ve dolu olduğu, ne kadar araç gerekliliği daha net çıkacak ortaya. Peki. Bugün taksinin sayısının en önemli argümanı şudur. Çok teşekkür ederim. Bugün Avrupa, sesim geliyor mu? Sesinizi alabiliyorum. Son cümlenizi rica edeceğim. Evet. Burada maalesef esasında dediğim gibi vaktimiz dar. İki dakikamızı da ben belirmeye istiyorum. Korsan taksi sebebiyle taksi sayısı çok fazla miktarda İstanbul'da. Korsan eğer engellenirse yeni taksilerin girmesi daha doğru olur, ama taksilerde yazılım olması lazım. Durak sistemi olması lazım. Taksilerde gelişmiş ülkelerdeki bir call center sistemi gelmesi lazım ve bunların trafik zabıtasıyla çok iyi denetlenmesi lazım. Biz bunları yapmazsak İstanbul'daki 40 yıldır problem trafik devam eder. Taksilerin de her dönemde tarifeyle ilgili ERT'le karşı karşıya gelme durumu olur. Halbuki peki, biz peki, kaliteyi artırmalıyız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir ulaşım akademisi kurup bu kaliteye destek vermesi lazım. Çok teşekkür ediyorum Suat Bey. Kurumsal kimlik kazanması ve kalite argümanlarınız var sizin. Veli Yurt'a sormak istiyorum. Taksicilerin ne dediğini, itirazlarının ne olduğunu, buyurun. Beni duyabiliyor mu acaba İstanbul Taksiciler Odası Başkan Vekili Veli Yurt? Sesimi alabiliyor musunuz? Duyuyorum ben sizi Afşin Hanım. Geliyor mu sesim? Şu anda sesinizi geliyorum. Duyabiliyorum. Buyurun lütfen. Projeye sizin tepkinizi, evet, duyuyorum. Evet, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Şimdi tabii ki belediye başkanımız Sayın Ekrem Bey'in açıklamasını daha önce de ifade ettiğim gibi yine aynı şekilde söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız buna işte üzüntüyle karşıladığımızı ifade ettiğimde
tepki verdiler. Daha sert bir tepki bekliyorlardı sanıyorum ama bizim neticede belediye başkanımız, ona her türlü saygıyı, sevgiyi de kusur etmemek bizim görevimiz. Şu anda tabii ki İstanbul'un belediye başkanı olaraktan böyle bir açıklama yapmasını biz şu an için doğru bulmuyoruz. Bu pandemi sürecinde şu anda araçlarımız maalesef zaten iş sıkıntısı yaşıyor. Bu sıkıntının içerisinde bir de böyle bir söylemin esnafımızı derinden üzmüştür. Bunu tekrarlamak istiyorum. Sayın doktorumuz Suat Bey'in açıklamalarını daha önce de sizler de biliyorsunuz. Bu ihtiyaç tabii bazı parametrelere bağlı. Yani bu parametreler oluşmadan burada İstanbul'da ihtiyaç var demek çok doğru değil. Bunlar üniversitelerde araştırılması, ondan sonra nüfus sayısı, toplum ve araç kullanım insan sayısı gibi, gayri safi milli hasıla gibi değerlerin birlikte bir arada düşünülerek alınması gereken kararlar. Biz Sayın Belediye Başkanımızla seçimden önce de sonra da yaptığımız görüşmelerde bu tür kararların, yani sektörle ilgili kararların hep beraber bir masada oturarak beraberce alacağımızı ifade etti. Ama gerçekten de bir anda böyle bir kararın bize tebliğ edilmesi bir basın yoluyla gerçekten dediğim gibi bizim esnafımızı maalesef sıkıntıya soktu. Peki. Şimdi burada 17.395 taksi var İstanbul'da Afşin Hanım. 572 dolmuş var, 6.400 de minibüs var. Yani burada biz taksiciler bir kişi, iki kişi taşıyabiliyoruz, yeri geliyor. Çok nadir üç kişi alıyoruz. Bunun %60-70'i bir kişilik yolculuklardan geçerli. Ama 6.400 tane minibüs var. 8 kişilik sarı dolmuşlarımız var biliyorsunuz, 572 tane. Evet. Bunları da oranlarsak inanın daha büyük bir rakamlara uğraşıyoruz. Çünkü İstanbul'da trafik denilen bir sıkıntıyla baş başayız. Bu sıkıntıyı çözmeden bizim araçlarımız bir saatte örnek vereyim 20 liralık işe gidiyor. Yani bu insanlar da para kazanamazsa nasıl evine ekmek götürecek? Bunları da lütfen... Ben son bir ilave yapabilir miyim? Suat Bey lütfen affedin. Evet. Vaktim açtım. Bittiğinin ötesinde açtım. Çok kısa eser. Ben son 15 saniye bir ilave etmek istiyorum bu şeyle ilgili. Evet, peki şöyle yapalım. Veli Bey, siz cümlenizi bitirin. Suat Bey, sizden de son yorumu rica edeyim. Ondan sonra veda edelim. Biz şunu ifade etmek istiyorum tekrar, toplu ulaşım aracı değiliz. Evet, toplu ulaşımın içerisinde yer alıyoruz ama maalesef kişilere özel aracız. Yani belediyenin ne otobüsüyüz, ne metrosuyuz, ne tramvayız. Dolayısıyla biz özel bir taşıma aracıyız. Bizim kriterlerimiz daha farklı ama belediyemizin kalkıp da bizim kendi emtiamız üzerinde karar verip bu mal belediyenindir diyemez. Bunu da kabul etmiyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Son cümleniz vardı sizin Suat Bey. Ama gerçekten tek cümle rica edeceğim. Entegre ulaşım platformunu kurup ulaşımın Airbnb'sini bir yazılımla halletmemiz lazım. Bakın, özel araçların çoğunluğu %85'i evlerin önünde otopark olarak kalıyor. Artık insanlara, şehirlere otomobillerin girişini caydırmak için bu nevi projeler yapmak lazım. Bir insanın ne kadar ay içinde toplu taşıma ihtiyacı varsa, ne kadar rentekar ihtiyacı, ne kadar taksi ihtiyacı varsa bunlar belirlenmeli ve o İstanbul kartı yüklenerekten insanların toplu taşımaya daha çok gitmesi lazım. Aksi halde İstanbul trafiği milyar dolar yatırımlara rağmen bu kente her yıl giren 150 bin otomobille çözemeyiz. Peki. Burada paradigma değişikliğine ihtiyaç var. İstanbullu olarak İstanbul'un trafiğine ne kadar vakit harcamalıyız konuşmaya onu bile bilmiyorum. Ama çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Tabii ki bu süre yeterli değildi ama en azından temel argümanlarınızı duymak istedik. Sayın Veli Yurt, Sayın Suat Sarı, çok teşekkürler. İstanbul'un ulaşımına ve bu taksi projesiyle ilgili tarafların ne söylediğine bir baktık. Burada noktalayacağız. 360'ı görüşmek üzere.